Seyirciler hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin en eğlenceli interaktif programı Geyik Muhabbeti'nde bu hafta sazlı sözlü bir eğlence yapacağız inşallah. Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da Türkiye'nin çok yakından tanıdığı, Çalgıç Engi hayranlarının, İşler Güçler hayranlarının çok yakından tanıdığı bir isim var. Şerefli Koçhisarlı, Ankara müziği denince akla gelen ilk isimlerden Elvan Dalton konuğumuz. Elvan Bey hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim kardeşim benim. Yaşa! Hoş geldiniz, hoş geldiniz tekrardan. Şimdi Elvan Bey, tanımayanlar için ilk önce bir kendinizi tanıtın istiyorsanız. Siz kimsiniz, nerede doğdunuz, ne yapıyorsunuz, nerelerdesiniz? Şimdi ben Şerefli Kutsar'da doğdum, dünyaya geldim, öyle söyleyeyim. Şerefli Koçsarlıyım. Eski Tornabası köylüyüm. Evet. Ve buradan tabii ki memleketime herkese selam olsun ve bütün dünyaya selam olsun. Türkiye'me. Öyle söyleyeyim. Size de teşekkür ediyorum bu programı sundunuz. Bizleri karşı karşıya geldik işte. Memnun oldum yani. İki tane oğlum var. Önce Allah'ın sonra benim. Biri Almanya'da. Serdal Yılmaz. Evet. O da kara kızı okudu gitti işte. Beşibirlik Akkerdan'a düzülmüş kara kızı. O okudu gitti. Küçük Evet. oğlum klavye çalıyor. Öyle işte yanımdalar. Hayat devam ediyor. Müziğe ne zaman başladınız? Kaç yıldır yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İlk önce siz nasıl bizim hayatımızda Elvan Dalton nasıl girdi? İlk önce bir onu bir anlatın. Vallahi işte Almanya'daydım. Solist çalıyordum. İzine geldim buraya böyle bir baktım her taraf oyun havası. Fahrettin Karardış diye kardeşim var biliyorsun dağlara düşünce yaz. Belki gelemem bu yaz. O dedi ki bana illa bir oyun havası yapalım. Ya kardeşim benim işim değil dedim ya. Ya kardeş alem bize değil biz aleme uyacağız dedi. Yani toplum ne istiyorsa biz onu yapacağız dedi. İyi dedim ama nasıl sözü nereden bulacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl bir araya getireceğiz? Getiririz dedi. İşte neyse hemen oturduk böyle. Muhabbet koyu. O muhabbette her şey gerçekleşti. Ve bir hafta içerisinde veya işte yaptık parçayı böyle kazinolarda falan okuyorum. Biliyor musun? Daha albüm falan yok. Evet. İnanmadı bir şey alıyor. Tepki alıyor. Hemen dedim ben bunu albüme döndüreyim. Ondan sonra işte albüme döndürdük. Arkadaşlarla ürete ürete o Fahrettin Karardış, Tırmık Bilal, ben birkaç arkadaş oturuyorduk daha hatırlayamıyorum vardı birkaç kişi işte. Ve bu sıfata geldi. Ticari açıdan hiç düşünmedim yani. Ticari hiç düşünmedim. Yani yaptım bakalım nereye gider dedim. Bu sıfata getirdi bizi. Evet. Siz kaç yıldır sahnelerdesiniz Elvan Bey? Valla 13-14 yaşındaydım işte. Darbuka çalıyordum. İlk düğün salonlarında işte başladım. Sonra gazinolara başladım. İşte sonra askerlik geldi. Askere gittim geldim saza başladım. Evet. Askerden sonra işte ondan sonra gazinolara tekrar sanatçı çalmaya başladım. Ekstralar falan derken işte Avrupa turnelerim git gel falan. İşte bu oyun havası gündeme gelince artık toplum bize değil, biz topluma ayak uyduracağız dedik. Kobra'yı doladık gitti işte öyle oldu. Kobra'yı en güzeli, en güzeli Elvan Bey. Bu Elvan Dalton parçası nereden çıktı? Onun bir Şimdi, hikayesi var mı şarkının? tabii ki şimdi oturuyorduk Bir işte. de ilk önce şeyi sorayım yani. Size niye Elvan Dalton diyorlar? Dalton nereden çıkıyor? Çok mu Red Şimdi Kit oturuyorduk böyle işte. Sarı taksi boyandı, gelip kapıya dayandı. Lan onun bu dedik. İşte arkasından ekleyeceğiz bir şey. Ne ekleyelim işte? İşte Daltonlardan olsun falan derken işte benim adım dedim. Ben Fahrettin dedi ki o zaman şöyle senin adın Elvan Dalton olsun. Ha benim adım Elvan Dalton. Ben gelirim balkon balkon. Gelir de koynuna girerim ama kobrayı dolarım boynuna dedik. Tamam bunu böylece yapıyoruz dedi Fahrettin. Gerçekten dedim ki ya olur mu biz şeyi geçiremeyiz hani parçayı bu şekilde kabul etmezler
Ya neleri var dedi oğlum, ne var kabul etmeyecek dedi. Arabada 5, evde 15, hoşuma giderse bendensin bedava dan dedi. Daha dedi. İyi dedi yani. Mantıklı dedi en azından dedi. Bir başlangıcıyla bitişi bir bütünleşmiş dedi. Bunu böylece yapacağız dedi. İyi kardeşim, yapımcı sensin. Yapacak olan da benim. Hadi yürü dedik, böyle oldu işte. Evet. Bu Ankara pavyonlarında çalışmaya ne zaman başladınız? Ankara pavyonlarında ben şimdi çok solist çalarken çok çalıştım. Tabii ki bir 20-25 sene bir fiil çalıştım. Evet. Ama işte oyun havasına döndükten sonra deryalarda çalıştım bayağı bir müddet. Şale diye bir yer vardı, orada çalıştım. Birkaç yerde çalıştım. Ha, baktım Avrupa daha iyi, ekstra işler daha iyi. Orada çektiğin kahırla gittiğin, bakıyorsun, hesaplıyorsun, gittiğin yer daha iyi. Yani ben kazino çalışmamaya bu yüzden karşıyım. Yoksa kazino biliyorsun her şeyin gece aleminin eğlence direği yani. Evet. Hele de şimdi oyun havası ki Allah vur patlasın, çal oynasın. Sonrasında şimdi ne yapıyorsunuz mesela Elvan Bey? Şimdi işte festivaller var, ekstralarım var. Avrupa'ya çıkıp gidip geliyorum sık sık. Ondan sonra işlerim olduğu zaman gidiyorum. Olmazsa evde bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Şimdi yayına katılan arkadaşlarımız da var. Arkadaşlardan rica ediyorum seslerinizi kısabilir misiniz acaba? Kendi seslerinizi. Yayına katılan arkadaşlarıma da hoş geldin diyorum. Merhaba diyorum hepsine. Herkes size merhaba yapıyor. Birazdan soruları alacağız Elvan Bey. Tamam. İsterseniz şimdi şöyle başlayalım. Yani bir Ankara'da bir kısım Ankara'ya giden insanlar Elvan Dalton'u tanıyorlar. Ama ve lakin Türkiye'nin tanıması Çalgı Çengi filmiyle oldu. Şimdi bu hikaye nasıl başladı? Şarkıyı kim istedi sizden? Kim geldi? Kimle konuştunuz? Şimdi benim yeğenim var. Bu alıcı. Dayı dedi, ben dedi netleydim dedi. Bir arkadaş dedi, ben de fazla giremiyordum işte. Bir arkadaş dedi, sana dedi acil ulaşmam lazım diyor dedi. Muharrem diye bir kardeşim. Ve telefon numarası bırakmış dedi. Bir ararsan dayı dedi, iyi ben arayayım dedim. Aradım. Dedi ki abi dedi işte ben Çalgı Çengi'den arıyorum. Böyle böyle senin parçanı kullanmak istiyorlar dedi. Tabii kardeşim dedim, kullanabilirsiniz. Ne demek dedim yani. Ticari olarak hiç düşünmedim. Emin Evet. olun hiç ticari olarak düşünsem derdim ki kardeşim şu kadar bana para vereceksiniz. Ben de bunu size vereceğim. Bu da benim emeğim. Ama ben gönülden verdim. Tabii ki onların da vermiş olduğu bir söz var yani bize. Dediler ki vizyona girdiğimiz zaman herkes hakkını alacak dediler. Aa, vizyona girildi. Elvan Dalton unutuldu. Hak almayı bırak. Elvan Dalton'u unuttular. Sonra Bir işte dakika, bir dakika. Şimdi bir daha ben anlamadım tam olarak. Onu bir daha anlatır mısınız? Sizden İşler Güçler ekibi şarkıyı aldı ve sonra ücret ödemedi mi? O kısmı bir daha alabilir miyim sizden? tabii ki kesinlikle ben ücret almadım onlardan. Kesinlikle. Dediler ki buraya gelen arkadaşlar 3 tane, hatta biri bayan, ikisi erkek. Benim Evet. evime geldiler sağ olsunlar. Teşekkür ederim kendilerine. Vallahi böyle böyle vizyona girdiğimiz zaman herkes hakkını alacak dediler. Ve ben Evet. bu insanları ilk ve son görüşüm oldu. Sonra Ahmet Gil'le işte karşılaştık burada Gazi Üniversitesi'nde. Sağ olsunlar gelmişler. Hatta ben böyle dışarıda oturacağız diye eşofmandan falan gitmiştim. Yani öyle bir muhabbet vardı. Dışarıda iyi biçip eğleneceğiz. Ondan sonra onlar gidecek. Ben buradayım. Bir de ben gittim ki 1500-2000 kişi Gazi Üniversitesi'nde söyleşi var. Yani sürpriz yaptılar bana ama eşofmanla çıkmak zorunda kaldım yani. Yaşayın yaşayın. Yani işler güçlü. Çalgı Çengi'deki kullanılan şarkıdan size para ödemediler. Yok Hayır. ben yani kuruş almadım ve verdim diyor. Verdim de demezler herhalde.
Zaten öyle derlerse yakışmaz onlara. Evet. Sonra işler güçlerde de kullanıyorlar arada şarkıyı. Şimdi tabii ki imzayı verdik artık biz yani ama bilmiyorum artık kendileri bilirler yani. Evet. Şimdi isterseniz arkadaşlar da gelmeye başladılar. Bir şarkı alalım, sonra muhabbete devam edeceğiz. Size Şimdi zahmet olacak ama. imkanlarımız ne el veriyorsa onunla yapacağız. Tabii, hiç sıkıntı yok. Yani ne Şimdi kadar çalabilirsiniz hiç problem yok. Arkadaşlardan rica ediyorum, arkadaşlar lütfen kendi sesinizi kısın. Şimdi Elvan Dalton bizler için bir şarkı söyleyecek. Sağ olsun, kırmadı bizi. Sazı da var. Sazınızdaki kobrayı da bir gösterin de arkadaşlar herkes görsün. böyle bir Evet şey yapacağız. arkadaşlar, bu ilk defa bir canlı yayında Elvan Dalton'un kobrasını sazına işletmiş vaziyette. Böyle bir şey Buyurun. yaptırdım. Sağ olsun Aydemir Müzik var. Serhat kardeşim. Serhat Aydemir. Abi dedi ben sana dedi herkes dedi adını yazdırıyor dedi. Ben de dedi sana Yiğit dedi Ramin anılır. Ben de kobrayı oraya oturtturacağım dedi. İyi sen bilirsin dedim. Yapmış sağ olsun. Emeğine sağlık, eline sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi de oldu yani. Şimdi Hemen Elvan Dalton'u mu yok, gönderiyoruz? Elvan Onların Dalton değil. Yok, Elvan Dalton söylemeyelim. Onu sona bırakalım. Biraz insanlarda da merak uyansın. Siz hangi parçayı, Boru'yu söyleyin istiyorsanız. Boru parçanız var ya. tamam. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum seslerinizi kısın. Elvan Bey şimdi bizlere Boru adlı parçasını okuyacak. Siz anlatın parçanın hikayesini istiyorsanız ilk önce. Vallahi işte ya dedim ya 3 gün içinde 4 gün içinde yapıldı hepsi. Evet. Bir buçuk 2 ay kadar kazinolarda çaldım yani parçayı. Baktım ilgi görüyor albüme Evet. Buyurun başlayın Elvan Bey. dönmedik. Tadının sesi geldiği kadar kusura bakmayın. Geliyor mu? Azıcık daha yaklaşsın istiyorsanız bilgisayara. Bu kadar geliyor neyse. Tamam, geldiği kadar hiç sıkıntı yok. Geldiği kadar. Siz söyleyin yeterli. Dilim 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 dilini de dişini yerim. Kız nerededir zorum kafana da odunu korum. Korum 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 odunu da kafana korum. Kız nerededir zorum kafana da odunu korum. Kız istedim vermediler. Nerede çalışır dediler. Oğlan üzülmüş büzülmüş boru sana girmiş boru sana. Boru sana girmiş çalışıyor. Boru sana girmiş boru sana. Boru sana girmiş çalışıyor. Ağzınıza sağlık Elvan Bey. Çok Evet, teşekkür çok güzel. ederiz. Sağ olun kardeşim benim. Ne demek? Şimdi Elvan Bey, en çok merak edilen hususlardan biri de şu. Bu Ankara'nın pavyonlarındaki keramet nedir? Ne kadar, niye bunlar bu kadar ünlü? Ankara'nın pavyonlarının hikayesi nedir acaba? Bir anlatır mısınız siz bize? Pavyonlarının yani %100'ü diyeyim yani hiç kayıtsız hep oynamaz. Evet. Şimdi o kadar stres atmak için gelenler var ki hep böyle yani içim körkütüp sarhoş olayım diye gelmiyor millet artık. Millet artık böyle eğlenmeye geliyor, stres atmaya geliyor. Yani oynayıp gülüp eğlenip sabahta yani işine gücüne bakabiliyor artık eskisi gibi değil. Böyle içeyim yerlerde yatayım uzun uzun. Böyle huzursuzluk çıksın. Yok öyle bir şey yok. Şimdi hep gül oyna, vur patlasın, çal oyna Ankara alem.
Evet. Bu bir de Ankara'da bazı videolarda, YouTube'daki videolarda var. Ortada 3-4 tane hanımefendi, 3-4 tane hanımefendi oynuyorlar. Yani o ilk, yani ben ilk defa böyle bir oyun şekli gördüm. Yani birçok yöreyi gezdik. Hani dinleyen arkadaşlar da biliyordur. Yani çok ilginç bir oynayış tarzları var. Ne oynuyorlar acaba? Misket mi oynuyorlar? Roman mı oynuyorlar? Şimdi adı üstünde Ankara oyun havası biliyorsunuz. Misket, Sidayla. Yani Evet. bunlar da ama şimdi tabii ki değişik bir atmosfer oldu yani. Şimdi mesela bir erkek sırf bir bayanla oynamak için gazinoya gidebiliyor. Yani Evet. yani mesela oradaki çalışan bir bayan kalkıp bir erkekle oynadığı zaman kök deniyor bunun adına. Sahneye işte içkiler geliyor. Buna para yazıyor. Hesap geliyor. Yani herkes hayatından memnun. Öndeki gibi değil yani. Şimdi kazinolar o kadar rahat ki. Yani Evet. 50-100 bin lirası olan da gidebiliyor. 1000 lirası olan da gidebiliyor. 10 bin lirası olabilen de gidiyor. Evet. Bu kazıklanma mevzusu doğru mu acaba? Çünkü Ankara'da pavyona giden birçok hani arkadaşımız var. Herkesten de duyuyoruz. İşte hani hep şey diyorlar yani mutlaka yani bildiğiniz tanıdığınız yere gidin diyenler var. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Ya şimdi nasıl diyeyim hep de öyle değil yani. Şimdi hangi bir gün kazıklarsın ki müşteriyi? Şimdi adam geliyor diyor ki kardeşim şu kareyi bana çal. O tutturuyor. Kadına kont söylüyorsun. Onun belki onun içtiğinin kaç para olduğunu bilmiyor. Oturuyor zabak oluyor hesap. Ben bunu ne kadar nasıl yiyeyim nasıl içeyim? Kardeşim sen kadına bir sürü kont söylemişsin. Bir sürü oturtturmuşsun. Veya muhabbet etmişsin. O insan orada boşa çalışmıyor ki. Evet. Hesaba itiraz edersin. Ondan sonra çıkarsın. Kazıkladılar demiş. Şimdi içimiz gidelim. Karı kız çağırmayalım. Kardeş şuraya bir büyük rakı koy veya da kardeş şuraya bir kola getir veya bir şey getir. Bunun bize ne yapacaklar? Öyle nasıl kazıklayacak? Bize en fazla 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira yazarlar. Ama işte bazı arkadaşlar da Değil mi ya? Çok para değil mi? 3 bin lira, 5 bin lira çok para. ya Çok para değil mi Elvan Bey? şimdi tabii ki çok para. Şimdi 1 lira bile çok para şu andaki duruma göre yani. Gerçek söylüyorum. Yaşam şartları çok değişti yani milletin. Zor, kıt kanaat böyle yani. Bakma işte. Hop, yayınımız kesildi. Arkadaşlar, bir dakika bekletiyorum sizi. Hemen Elvan Bey'i tekrardan yayına bağlayalım biz. Elvan Bey'in interneti düştü. Evet arkadaşlar, Elvan Bey tekrarımıza geldi. Elvan Bey, duyuyor musunuz bizi? Elvan Bey. Sesiniz gelmiyor ama Elvan Bey. Şu yukarıda bir ses butonu var, mikrofon gibi. Ona tıklayabilir misiniz acaba yukarıda? Yukarıda bir en üstte köşede ses butonu var, mikrofon gibi. Tıklayabilir misiniz acaba ona? Elvan Bey. Yine duyamadık sizi Elvan Bey. Şimdi Ha geliyor şimdi, tamam mu? şimdi geliyor. Şimdi geliyor, evet şimdi Tamam. geliyor. Tamam. Şimdi geliyor. Buyurun buyurun. Nerede kalmıştık en son? En son 3000 liralık Yani hesapta kalmıştık. işte şimdi yiyorsun, içiyorsun.
insan kendini ne harcayacağını da bilir, ne yiyip ne içeceğini de bilir yani. Öncelenmiş o böyle, yani müşteriyi kazıklayalım falan. Şimdi adam müşteriyi içeri sokmak için buyur buyur edeceğim diye adam yani neredeyse önüne kırmızı halı serecek yani. Evet, evet, evet. Şimdi tekrardan bu işler güçler mevzusuna dönelim istiyorsanız. Ahmet'le Ankara'da karşılaştınız. Ondan sonra neler konuştunuz acaba? Valla fazla bir şey yapmadım. Hemen benim işim vardı, işe yetişmek zorundaydım. Sadece işte tanıştık, biraz konuştuk. İşte abi daha ilerleyen zamanda daha değişik görüşürüz falan. O kadar yani fazla bir detaya dalamadık. Sonra da işte bir daha da karşı karşıya gelemedik, doğru söyleyeyim. Evet, evet. Valla şarkıyı her şekilde hani kullanıyorlar, çok da seviyorlar. Severek okuyorlar bir de hani görüyorsunuzdur az çok siz. Tabii ki ben de onları çok seviyorum ama dedim ya işte yani ben onların gönlünden ne kopuyorsa onu göndersinler bana. Ben yani ticari amaçla düşünmedim bu işi hiçbir zaman. Ve onlara gönülden verdim. Vizyona girince herkes hakkını alacak dediler. Onlar da ne bileyim sözlerinde dururlar herhalde. Evet, inşallah inşallah. Bayağı geçti, 2 sene oldu herhalde Çalgı Çengi'nin üstünde. İkinciye geldiler. İkinci filme geldiler. Evet, evet, ikinci filmde geliyor. Sizden yeni şarkı istediler mi acaba? Vallahi herhalde Elvan Dağsan'ı kullanacak tekrar ama bilmiyorum. Veya Deli Kızı. İkisinden birisini. Evet, evet. Deli Kızı isterseniz, müsaitseniz çalabilir misiniz acaba? Bu tabii, belki tabii. kullanılacak bir şarkı herhalde. Çalgı Çengi 2'de, sevgili seyirciler, Çalgı Çengi 2'de belki de ilk defa duyacağınız bir parçayı kullanacaklar. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisi. Sevgili Elvan Dalton'un onlar için yaptığı şarkılardan biri. Buyurun Elvan Bey, sizi dinliyoruz. Evet, geliyor. Bakma deli kız sen bana, senden olmaz bir daha. Niyetim ciddi ablana, fırsat kalmadı sana. Ablan öldü bak işte, bana kaldın sen işte. Altına döşek üstüne yorgan, sevişelim biz bize. Çok üstüme geldin bak deli kız, Elvan Dalton adımız. Damalarım seni bak, yakalarsam yalınız. Oldu mu deli kız, oldu mu? Olukta suyuna doldu mu? Sen Dalton'u istiyordun, istediğin oldu mu? Evet. Çok 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 teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Başka böyle sizden böyle şarkı alıp da ücretini ödemeyenler var mı, telif ücretini? Onları da burada ifşa edelim yani. Emek emek önemli. İnsanlar kolay kolay. Şimdi Besatçı'yı da kullandılar biliyorsunuz. Evet. Gelin 1 lira para aldım. Onunla bir garenler kardeşim var gariban. Hiç ellemeden ona açlık verdim. Ondan sonra suskunlar da kullandılar. 1 lira da onlardan aldım. Onun da bir gariban yine kardeşim vardı. 100 lirasını ben aldım. 900 lirasını ona verdim. Oo, size paraları dağıtmışsınız ya. Başka ama ismi... öyle geçti içimden yani. Şimdi ne demem gerekiyor ki?
Yalan mı söyleyin? Yani gerekirse arkadaşları yayına da bağlarım ya. Hiç sorun değil. Böyle icat et. Bağlayın. Kim o? Emeğinizi ödemeyenler bağlansınlar Ya şimdi tabii ki emek deyince yani insanız hepimiz. Tabii ki Sesim canlı gidiyor mu? çizgiyle Kim bir ulaşıyor şeyler mu? bekliyoruz ya. Şimdi Yani şimdi beklemek zorundayız. Belki o parayla ben çok gariban sevindireceğim yani. tabii. Şimdi başka sanatçılar var mı böyle şarkılarınızı kullanacak edecek yeni albümlerinde bunu kullanacak edecek insanlar var mı? Hani bizim duyacağımız, Valla göreceğimiz. bilmiyorum. Kullanan Yıldız Tilbe var. Mehmet Ali Erbil var. Ondan çok ya kullanan çok. Çok. İsmail var Baki. İsmail Baki Evet. Tuncer. Evet. Sabit Kanca. Sabit Kanca, Sabit Kanca. Yeni filmi de çıktı. Hayırlı olsun. İnşallah onu da ekstra zamanda yayına alacağız biz. İlla ki, Konuklarımız illa ki. müsait olduğunda onu da geyik muhabbetinde canlı yayına alacağız. Arkadaşlar da geliyor. Utku soru sorayım demiş ama sevgili Utku, kameran yok herhalde. Kameranı açarsan hemen sorunu biz Elvan Bey'e sorabiliriz. Var mı soru sormak isteyen arkadaşım? Duyuyor musunuz? El kaldırabilir mi? El kaldırabilir misiniz? Soru sormak isteyen arkadaşım. Hüseyin Bey, buyurun Hüseyin Bey. Hayatta bazen her şey kötü giderse onu akışına mı bırakmak gerekiyor yoksa düzeltmek mi gerekiyor? Düzeltmek için çabalamak mı gerekiyor? Evet Elvan Bey size soruyor. Şimdi benim kardeşim güzel bir soru sordu. Tabii ki bir şeyler hep ters gidiyorsa mücadele etmek gerekiyor tabii. Ama illa da gideceğim diyorsa o öyle gidecek yani hiç şansı yok onun. Ne kadar mücadele edersen et, gitmesi gerekiyorsa kurban olduğum Allah'ım bilmiyorum da gidecekse gidiyor kardeşim. Diyor hiç yani mücadele edip de kendini o sıkıntıdan kurtarabiliyorsan, başarabiliyorsan ne mutlu sana. Hüseyin Bey, cevabınızı aldınız mı acaba? Yeterli mi sizin için? Yani yorum oldu. Evet. Aslında benim kafam bu konuda karışık ya. Ya bazı şeyleri düzeltmek için hani çaba harcarsın ya. Bir şeyler yapmaya çalışırsın. Tabii ki Hüseyin kardeşim, mücadele edeceksin. Ne kadar düzeltirsen o kadar kârdır yani. Ama şey önemli değil mi orada? Benim sesim bu arada net mi ya? Yeni bir mikrofon taktım da. Geliyor mu sesim yani? Geliyor geliyor. Siz buyurun buyurun. Hani burada şeyler, değerler ortaya çıkıyor, değil mi? Değer verdiğin şeyler çıkıyor ortaya. Hani ne için değer veriyorsun? Neye değer veriyorsun? Ve değer verdiğin şey için gerçekten mücadele etmen gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ve hani şöyle düşünün. Mesela şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Şu şekilde düşünün. Mesela hani bir bataklığın içerisinde olursun ya. Bir bataklığın içerisinde ne kadar mücadele edersen o kadar çok batarsın, değil mi? Ama dursan da Şimdi yine batarsın. bazen mücadele ettiğin zaman da daha kötüye de gidebilirsin. He, ben de ondan bahsediyorum işte. Tam da ondan bahsediyorum. Ben de tam da ondan bahsediyorum. İşte burada şeyler mi çıkıyor ortaya? Değer verdiğimiz şeyler mi ortaya çıkıyor? Tabii ki verirsin değeri ama karşılığını alamazsın kardeşim. Hiç belli olmaz. Ondan bir Yaşayın, de bakarsın. Elvan Bey. Bir dakika, bir dakika. Hüseyin Bey, Hüseyin Bey bir saniye. Ya programın formatını çok açtık biz aslında. Siz gayet ciddi ciddi sorular soruyorsunuz. Burası geyik Yapma ya. muhabbeti. Değilim ya. Bundan daha geyik olabilir mi ya? Geyik mi? Ciddi dediğin şey ne ya? Ciddiyet yok dostum. Ciddiyet yok. Tamam, geyik muhabbeti. Programımızda da geyik muhabbeti. Siz böyle gayet felsefi sorularla ciddi ciddi cevaplar alıyorsunuz. Elvan Bey de ciddi ciddi. Ama doğrusu odur Kenancığım ya kardeşim benim. Şimdi mücadele edersin, belki kurtarırsın ama mücadele ettikçe de daha kötüye de gidebilirsin. Yani her şeyin ne bileyim kurban olduğum Allah'ın
düzgün yolda, iyi yönde nasip eylesin. Bilmiyorum, hayırlı eylesin. İnşallah, inşallah. Var mı? Ve ben şimdi mesela arkadaşlarım diyor ki, ya abi çok ünlüsün. Kardeşim ne ünlüsü ya. Ben buyum ben. Ben sizlerin canıyım ya. Ben buyum. Ben ünlü ünlü değilim kardeşim. Ben normal sizler gibi bir vatandaşım. Beraberdik, yedik, içtik. Ne oldu ben şimdi ünlü oldum. Siz değişik mi olduk? Yok yok. Biz hep aynıyız. Değişmeyeceğiz de yani. Emin olun. Helal olsun lan. Doğrusu da budur yani. Sen sanatında büyüyorsan kişiliğinde küçülebileceksin. Evet evet. Tebrik ederiz. Gayet güzel cevaplar. Çok teşekkür ederiz. Hüseyin Bey çok sağ olun. Barış Bey buyurun. Ben soru falan sormayacaktım. Elvan Dalton'u beraber söyleyelim diyecektim ama. Tamam hep birlikte söyleyeceğiz. Hep birlikte. Hiç merak etmeyin yani. Elvan Dalton'u hep birlikte söyleyeceğiz. Niye söylemeyelim? Söyleyelim. Tamam ikiniz birlikte söyleyin o zaman. Yok bana uyar. Tamam ne yapalım Elvan Bey? Bak Değer Bey bir şey sormak istiyor galiba. Elini kaldırıyor. Değer bilmiyorum. Bey buyurun Değer Bey. Sesinizi açın Değer Bey. Sesinizi açın. Sesiniz kapalı. Yukarıda bir mikrofon işareti var. Şimdi konuşun bakalım. Şimdi konuşun. Yok gelmiyor. Sesiniz gelmiyor maalesef. Tamam bir dahaki turda. Ersin Bey hoş geldiniz. Sizin sorunuz var mı acaba? Biz kobranın boyunu soracaktık ya. Bu kobra kaç santim? Baba donan ola bitti. Nereye kadar donacağız sana? Şimdi böyle de Celle abi, Celle de beraber. Gelmedi cevap bir daha mı? Buyurun. Ses gelmedi cevap bir daha alabilir miyim? O kobranın boyunu soruyorlar. Özür dilerim araya giriyorum ama şey diyorum. Kobranın... buyurun buyurun Aşk Bey. Önemli olan kobranın boyutunda olmadığını biliyorsun sanırım değil mi? Bitti önemli. Ama şimdi boynu duranacak kadar bir kobra var. Neyse başkası... Cevabımızı alamadık. Elvan Bey. Cevaplarını alamamış arkadaşlarım Elvan Bey. Ne diyeyim ki? Bilmiyorum ki. Nasıl diyeyim ki? Sazın arkadaşlar. Baba en azından nereden? Hemen sallan. Sazın üstündeki kobrayı soruyor arkadaşlar. Ben öpüyorum. Bakın işte. Ebatına bakın. Baba en azından nereden çıktığını söyle ya. Yani nereden geldi aklına kobrayı boynuna dolamak? Ya şimdi dedim ya arkadaşlarla oturduk işte ama benim adım Elvan Dalton işte ben gezerim balkon gelir de koluna girerim ama oraya bir şey bulalım ve kobrayı dolarım boynuna aynen böyle oldu vallahi oradan çıktı yani. Ya baba dolayacak o kadar yer varken niye boynu seçiyorsunuz? Değer kardeşim, sanıyorum kobrayı galiba. Başladım. Bir saniye alayım. Sesler karıştı. Hüseyin Bey buyurun siz mi bir şey söylüyorsunuz acaba? Değer Bey sizin sorununu halletti galiba onu bir sorusunu. Değer Bey. Değer Bey'in hala sesi gelmiyor. Bundan sonra yayında sigara içmeyi yasaklayacağım Elvan Bey. Evet iyi olur. Kendi rütümüzü kendimiz koyalım ama olmuyor yani değil mi? Pardon. Yayın genel yayına falan geçiyor mu bir yerlerde izleniyor mu yani? Evet bunu aynen yarın canlı YouTube'da da izleyeceksiniz yani YouTube'a da aynı şekilde sorularınızla göreceksiniz.
İsterseniz Elvan Dalton'u yavaş yavaş söyleyelim. Ama kısa kesmeyelim. Hepsini tamamını alalım Elvan Dalton'un. Arkadaşlar bekliyorlar çünkü. Elvan serbest mi? Tamam beraber oynayalım. Oynamak serbest mi? Efendim? Beraber oynayalım o zaman. Sazın sesi çıkmıyor. Sen başla biz girelim abi. Tamam. Baba sen başla biz buradan. Biliyorum zaten sen adım. Tamam. Tam kaçıracağım ağzına. Kalımdan Dengelerim balkon balkon. Bir saniye bir saniye. Bir saniye. Elvan Bey bir saniye durun. Şimdi o zaman herkes ayağa kalksın, oynuyoruz hep birlikte. Herkes ayağa kalksın abi. Hep birlikte oynayacağız. Barış Bey, Değer Bey, Ersin Bey, Hüseyin Bey, buyurun hep birlikte oynayacağız, buyurun. Acı atlet mi var üstümde, kalkayım mı? Kalk ya, ne olacak ki? Burada biz bizeyiz, merak etmeyin. Değer Bey, buyurun siz de kalkın. Ersin Bey, buyurun hadi siz de hep birlikte, Hüseyin Bey. Kobra'yı getirelim, kobra'yı. Hep birlikte. Sesleri kısıyorum, sadece Elvan Bey söyleyecek. Hadi hep birlikte oynuyoruz. Buyurun Elvan Bey. Şimdi tekrardan başlayalım. Baştan. 3, 4. Açın kızlar arayı. Salıyorum kobrayı. Varooo. Sarı taksi boyandı. Gelip de kapıya dayandı. Tam kaçıracağımız zaman. Zalım danası uyandı. Aha benim adım Elvan Dalton. Ben gezerim balkon balkon, gelir de koynuna girerim ama toprağı dolarım boynuna. Ama benim adım Elvan Dalton. Ben gezerim balkon balkon, gelir de koynuna girerim ama toprağı dolarım boynuna. Sarı taksi hızlandı, çenikte camlar tozlandı. Kara kızı görünce nazım nazım nazlandı. Ama benim adım Elvan Dalton. Ben gezerim balkon balkon, gelir de koynuna girerim ama kobrayı dolarım boynuna. Ama benim adım Elvan Dalton. Ben gezerim balkon balkon, gelir de koynuna girerim ama kobrayı dolarım boynuna. Helal helal. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Şahin Kan mesaj atmış. Hemşerime çok selam söyleyin diye. Benim ona selam olsun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Elvan Bey? Gayet güzel bir yayın oldu. 40. dakikaya giriyoruz. Vallahi arkadaşlarımın isteklerine bağlı. Ben buradayım işte. Eklemek istediğim bir şey yok. Herkesi çok seviyorum. Evet evet, biz de sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Barış Bey. Geyik. Buyurun Hüseyin Bey. Diyorum ki geyik. Ah be, ben de o içtiğinden içsem. Siz tanışıyorsunuz herhalde. Garip bir ortam oluştu burada. Anlamadım ben bir anda ne oluyor. Birileri bir şeyler içiyorlar. Ne film dönüyor orada, çözemedim tam. Ben de tanımıyorum burada kimseyi valla. Değer Bey, sesiniz geldi mi acaba? Şu an geliyor mu sesim? Evet geliyor, buyurun. Buyurun Elvan Bey sizi bekliyor. Son soruyu sizden alalım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bir takım şeyleri kaçırdım ama bir ses sorunu yüzünden. Kusura bakmayın. Vaktinizde işler ediyorum. Elvan Bey, sayenizde aracımda radyo istasyonumu değiştirdim. Yani artık Ankara havası içeren bir radyo var. Yani reklam yapmak olur mu bilmiyorum. Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi moderatör arkadaşa? Söyleyeyim. Artık sürekli Seymen Efe'mi dinliyorum arabada. Yani sizi böyle açıkçası konuşmanızı dinlemeden şarkılarınızda sürekli Ankara havalarına da aşikar olduk. Sizi tanımadan şarkılarınız hep önde yer aldı sizden. Bu açıkçası büyük bir mutluluk.
öncelikle teşekkür ediyorum. Ankara dışında konserler veya mini konserler veriyor musunuz? Çıkıyor musunuz? Benim açıkçası çok bilgim yok. Fırsat vermişken sormak istedim. Festival, konserler, hatta düğünlere bile gidiyorum yani. Şimdi öyle yok. Ekmek neredeyse biz oradayız. Böyle büyüğü küçüğü yok. Evet, nereye olursa gidiyoruz. Hiç fark etmiyor. Ne güzel, ne mutlu. Bir de buradan Seymen Radyosu'nun bütün personeline çok çok selamlarım olsun. Hepsini çok seviyorum. Ben hatta de vesile oldum. Bir gün şöyle bir şey oldu. Boru sana girmiş çalışıyor, hiç almadılar. 3 gün mü 5 gün mü ne herhalde yasaklamışlar kendi aralarında. Ya telefonlarım susmadı. Açtım telefonu, dedim ki ya niye çalmıyorsunuz? Hayır mı? Ayran içtik, hayır mı içtik dedim. Ya dedi işte Bayram Bey miydi artık, hiç hatırlamıyorum. 3 gün yasakladı. Ama sonra bir tepkiler gelmiş ki radyoya, illa çalacaksınız. Radyo kilitlenmiş. Tekrar bana döndüler, dediler Elvan Bey, çalıyoruz artık. Yani mücadele edemedik toplumla dediler. Ben de halkımı bu kadar çok seviyorum. Yani onların beni de çok sevdiğini biliyorum. İşte buyur kardeşim bak. Diyor ki Seymen Radyo'dan başka bir şey dinlemiyorum. Bu bana hem Seymen Radyo adına, hem kardeşimin adına, hem kendi adıma, hem medyanın adına çok güzel bir haber işte yani. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, evet. Yani, arkadaşlar var mı başka sorusu olan? Elini kaldırabilir mi? Sorusu olan var mı acaba başka? Elvan Bey çok teşekkür ederiz. Siz de yorduk. İnşallah bunun devamını yapacağız önümüzdeki günlerde. Yaza doğru bir aksilik olmazsa bu sefer tesisatı da kuralım yalnız. Sazın sesini. İnşallah. Benim halkım emin ol bak. Benim halkım eğer beni istiyorsa her zaman varım yani. Her zaman. Evet, evet, her evet. Sevgili seyirciler, herkese çok teşekkür ederiz. Elvan Bey, öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Yayına bağlanan arkadaşlara, Barış Bey'e, Değer Bey'e, Ersin Bey'e, Muharrem Bey'e, Hüseyin Bey'e, Gökhan Bey'e, herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine sürpriz bir konuğumuz var. Yine eğlencenin, makaranın geyiğin dibine vuracağız. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir geyik muhabbetinde buluşuncaya kadar. Ben Kenan Taş, herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. İyi akşamlar.